Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bu akşam öğrenciler için bir şey yapacağım. Öğrencilerin en meşhur yemeğine makarna. Nasıl yapılır? Bakalım. Şimdi arkadaşlar bir paket makarna için yani 2 litre su yeterli. Ben makarnayı daha değişik bir stilde yapıyorum. Kesinlikle suyunu süzmüyorum. Şimdi bu 2 litre su makarnaya bir tatlı kaşığı tuzu atıyoruz. Kaynamış tabi suyumuz. Bir miktar yağ atıyoruz. Yağ neden atlıyor? Makarnanın birbirine yapışmaması için. Şimdi bu kaynamakta olan makarnamızı şöyle bir karıştırıyoruz. Yağ ve tuzu eşit oranda dağılsın diye. Ve şöyle güzel kaynatırken makarnamızı atacağız şimdi. Evet arkadaşlar, makarnamızı attık. Şimdi bugün kameraman olmadığı için kendim çekiyorum. Biraz zor oluyor ama olsun. Teknik detayları alıyorsunuz gene. Özellikle bu spagetti makarna yaparken insanlar biraz zorlanıyor gördüğüm kadarıyla. Önce makarnayı atıyoruz. Alt kısmı yumuşuyor. Yumuşadıkça bir kaşık ya da çatal yardımıyla şöyle bastırıyoruz. Yavaş yavaş yumuşadıkça tavaya yerleşecek arkadaşlar. Ya da tencereye artık. Nerede yapıyorsunuz? Şöyle. Bu arada bu makarnamız olurken biz domatesimizi yapalım. Şimdi arkadaşlar 3 tane domatesi rendeledim. İçine biraz sıvı yağ attım. Gördüğünüz gibi. İstenilen miktarı tuz atıyoruz. Ve makarnamız pişerken burada kaynatıyoruz. En az bir 10 dakika kaynaması lazım arkadaşlar. Güzel bir şey olması için. Evet, makarnamız yumuşadı ve tencereye yerleşti. Şimdi arkadaşlar bunu yüksek ateşte kaynatıyoruz. Burada bizim yapacağımız makarnanın farkı, makarnayı süzmeyeceğiz. Makarnayı süzdün mü tadı kaçar. İşi bilen bilir. Kimisi makarnayı süzüyor. Yani hayret ediyorum, bazen YouTube videolara bakıyorum. Yani makarna pişirmeyi bilmek kişiler olduğunu zannetmezdim. Ben bu memlekette ama varmış. Bayağı bir çok varmış. Makarna alıyorlar, süzüyorlar, bir değişik şeyler yapıyorlar. Tabii lezzetini kaçırıyorlar makarnanın. Makarnamız pişerken bu arada domateslerimizle karıştırıyoruz. Arkadaşlar. Siz bu domatesin içine herhangi bir baharat atabilirsiniz tabii ki. İsteğe bağlı olarak ama ben sadece tuz atıyorum. Biraz da sıvı yağ. Makarnamız pişerken makarnamızı piştiği kadar domateslerimiz de pişsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi makarnamız pişti. İtalyanların al dente dedikleri orta diri kıvamında oldu. Niye böyle yaptık? Çünkü daha içine domates atacağız. Domatesler de birazcık yumuşatacak makarnayı. Şöyle yaptığımız sosu atıyoruz. Bir güzel karıştırıyoruz. Tabi bu arada şöyle isteğe bağlı bir miktarda tereyağı atarsanız tabii tadına doyum olmaz. Şimdi bunu atıyoruz. Bir güzel karıştırıyoruz arkadaşlar. Her tarafına yedirelim böyle güzelce. Bu tam sahurlar için çok güzel oluyor arkadaşlar. Öğrenciler için de mükemmel. Çok ucuz bir fiyata, gayet besleyici ve lezzetli. Dediğim gibi makarnanın suyunu süzmüyoruz. Suyunu öyle bir ayarlıyoruz ki
tam böyle süp bitecek, makarna pişecek. Yani aşağı yukarı bir paket makarnaya 2 litre civarı bir su tekabül ediyor. O da aşağı yukarı diyelim normal olarak 8 su bardağı arkadaşlar, 2 litre yapıyor. Şimdi bunu tabağımıza alalım. Şöyle. Tabi tek elle hem kamera çekip hem yemek yapmak kolay değil. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve hoş oldu. Şimdi burada eksik olan ne? Burada eksik olan peynir. Tabi bu benim tasarrufum. Normal ufak ufak doğradığım peynirleri de makarnanın üstüne böyle koyuyorum. Evet arkadaşlar. Hepimize afiyet olsun.